Merhabalar, bugünkü aracımız Discovery 3 2009 model. Aracımıza Grundig'in Apple CarPlay ve Android Auto destekli cihazımızı entegre ettik. İlk önce entegrasyonla ilgili bilgi vereyim. Aracın orijinal CD radyosu. Yuvasından ayırmıyoruz. Ayırmamamızın iki sebebi var. Birinci sebep, aracın var olan müzik sistemi özel bir amfi sistemiyle çalışıyor. Orijinal CD radyoyu yuvadan ayırdığımızda araçtan gelen ses pasife dönüşüyor. Bu sesi tekrar geri almamız mümkün ama maliyetler çok büyük ölçüde arttırıyor. Özel bir parça kullanıyoruz. Bu birinci konuydu. An önünde yuvada duracak ve AUX'da kalmak kaydıyla. Üstteki Discovery'nin bu ekranlı modeli, şu tuşlardan da anlaşılacağı gibi, ekranlı modelinin kendi çerçeve yapısını kurarak cihazımızı arkadan iç kısma yapıştırma tekniğiyle tutturduk. İlgili kısım. Şu çerçeve tamamıyla aracın orijinal çerçevesi. Böylelikle herhangi bir kesme biçme olmadı. Araçta var olan direksiyon simiti üzerinde 5 fonksiyon. Sol tarafta bas konuş. Ve sağ tarafta da telefon cevaplama açma diye toplamda 8 fonksiyonlu tuşlar var. Şöyle Spotify'dan bir müzik açalım. Ses açma. Ses kısma. Şarkı ileri geri ya da radyo kanalları atlaması sonsuz şekilde çalışıyor. Mod tuşu tek dokunuşta kaynaklar arasında geçişler yapar. Şöyle gösterelim onu da. Radyo açık olduğunu düşünüyoruz. Tek dokunuşta radyo ile CarPlay arasında geçiş yapar. Ya da uzun süreli basılı tuttuğun zaman da komple sesi kısar. Direksiyonun sol tarafındaki onda CarPlay'e geçiş yapalım şöyle. İstanbul hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü açık ve sıcak. Gibi kullanıcı Apple CarPlay üzerinden direksiyon simidini elinden bırakmadan soldaki bas konuş tuşunu efektif olarak kullanabilecek. Soldaki telefonu da gösterelim. 0533. CarPlay bağlı olan telefonu arıyorum. Telefon cevaplama çalıştı. Telefon reddetmedi. Kapandı. Böylelikle direksiyon simiti üzerindeki 5 fonksiyon, bazı donanımlarında sol taraftaki bas konuş var. Bu araç öyle sorunsuz bir şekilde çalıştı. Yine sağ tarafta yine bazı araçların bazı donanımlarında var. Telefon açma kapama da sorunsuz bir şekilde çalıştırmış olduk. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites attığımız zaman kamera otomatik devreye giriyor. Kullandığımız kamera AHD bir kamera. Geniş açı, derinlik ve netlik vermiş oluyor. Yaklaşık 170 derece yakın bir açı var. Dikiz aynasını arkadaşım göstersin. Dikiz aynasındaki çöp kutusunu görüyorsunuz. İlgili kısımda gözüküyor. Böylelikle geniş açıda bir kamera entegre etmiş olduk. Grundig'in GX3800 modelimiz. YouTube kanalımızda yüzlerce araçta montaj edilmiş videolarına görebilirsiniz. Cihazımız Apple CarPlay ve Android Auto destekli. Şu anda Apple telefonumuz kabloyla bağlı. İlgili noktaya da özel bir USB alanı oluşturduk. Böylelikle kullanıcıya daha yakın oldu. Bu USB alanında şu anda CarPlay'de ilerse kullanıcı USB bellekler de takabilecek. Şöyle yapalım. İlgili alana özel bir USB alanı oluşturduk. USB bellek takıldığında da videolar ya da MP3'ler açılabilir. Şöyle girelim. Yine direksiyon kumandalarımız burada. Ses açma kapama çalışacak. Şarkı geçişleri. Evet. Cihazın, aracın var olan müzik sistemi keyifli. Grundig'in ses işleme yeteneği sayesinde de müzik kalitesi daha da artmış oldu. We'll be right back.
Böylelikle kullanıcı aracında Apple CarPlay'i kablolu USB üzerinden videolar ve MP3'leri açabilecek. Aynı zamanda cihazımız Apple CarPlay'den değil de Apple Mirror üzerinden de ekran yansıtma özelliğine de sahip. Onu da şöyle gösterelim. Telefonu yine USB ile bağlıyoruz. Şu anda ekrana Apple CarPlay gelecek. Otomatik çıkış yapalım. Telefon bağlantı ayarından Apple Mirror'u seçtiğimizde telefon yine kabloyla bağlı. Ekranı güvende ibare geldi. Şu anda telefonumuzun ekranı karşı tarafta cihazın ekranında görüntülenebilir nitelikte. Buradan YouTube'dan video açtığımız zaman otomatik karşıda belirleyecek. Aynı zamanda eğer araçta başlık eğlence monitörleri gibi eğlence monitörleri varsa da sorunsuz bir şekilde var olan ekrandaki görüntüyü de arkaya atmış olacak. Cihazımız aracın sistemine neler kazandırdı? Radyo zaten sonsuz bir şekilde çalışıyor. Radyo sinyallerini de alabiliyor. Apple CarPlay, Android Auto. Android telefon olmadığı için gösteremiyorum. Android Auto desteği de var. Aynı zamanda Android'den de ekran yansıtıyor. Apple'dan da ekran yansıtıyor. USB'ler üzerinden videolar veya da MP3'ler açılabiliyor. Eğer Apple CarPlay ve Android Auto modunda bağlı değilken yine Bluetooth üzerinden hem telefon görüşmesi hem de telefondan kablosuz müzik aktarımı da yapabiliyor.